şunu belirtmek isterim. Amacımız hiçbir sporcuyu mağdur etmek değil. Böyle bir şeyin parçası olmak da istemiyoruz. Ama ben şunu biliyorum, sporcular da bu konuda samimiyetime inansın. Onlar koşarak antrenman yapıyorlar. Ben de 6 aydır bu organizasyonun gerçekleşmesi için bir alın teri döküyorum. Hepinizin alın teri bizim için kutsal. Biz bu organizasyonu birkaç gün içinde yeni belirlenmiş tarihinde yine gerçekleştireceğiz. Yine Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusuna yakışır bir şekilde yeniden gerçekleştirip yapacağız. Burada yerel anlamda otellerimize seslenmek istiyorum. Çünkü sporculardan dün bunu mail yoluyla duyurduktan sonra otel rezervasyonu olan sporcuların rezervasyon iptallerinde esnafımız tarafından, otelcilerimiz tarafından gerekli kolaylığın gösterilmesi, yeni tarih için rezervasyonların sağlanması hususunda yardımcı olunması. Bu şehre gelecek yaklaşık 150 atlet vardı, 1000 sporcu vardı. Bu insanların şehir esnafı tarafından mağdur edilmemesi adına, özellikle otel esnafı tarafından bunlara gerekli kolaylığın gösterilmesini biz rica ediyoruz. Kimse mağdur olmasın. Bu, evet, Edirne'de yapılan bir organizasyon olabilir ama bu Türkiye'nin uluslararası nitelikteki bir organizasyonu. O yüzden bu organizasyona otelcilerin laf gelmemesi için gerekli çabayı göstermesini rica ediyoruz. Size bir toplantı sonucu mu söylediler bunu? Nasıl oldu? Evet, dün Sayın Vali Yardımcısının başkanlığında kurum temsilcilerinin katıldığı bir toplantıyla 4 Haziran'da LGS sınavıyla çakıştığı için yollar kapanacak, çocuklar mağdur olacak. Bu organizasyonun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı konusuna da noktaya varılmıştır. Önümüzdeki süreçte yeni bir tarihi kamuoyuyla paylaşacağız.